Herkese merhabalar. Bu hafta yeniden karşınızdayım. Biliyorsunuz ki yarın ya da bugün, yayınlama tarihimi henüz kestiremiyorum, gece de yayınlayabilirim, 14 Şubat Sevgililer Günü. 14 Şubat benim için ne ifade ediyor? Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bu tür günlerden hoşlanmıyorum. Eşim de aynı şekilde bu tür günlerden hoşlanmıyor. Aynı şekilde bizim için sadece Sevgililer Günü değil, Anneler Günü, Babalar Günü, böyle günler bizim için pek bir şey ifade etmiyor. Ama bu günlerin çok çok hastası olan insanlar var. Özellikle bu günü bekleyen, özellikle bu günde hediye bekleyen, dışarıda dolaşmayı, gezmeyi, özel bir restorana gidip eşiyle, sevgilisiyle birlikte yemek yemeyi bekleyen insanlar oluyor. Benim çevremde de açıkçası çok fazla seven yok. Yani hatırladığım, şu anda düşünüyorum ama belki bir iki arkadaşım böyle günlerde özellikle bir şey yapmak ister, Sevgililer Günü diye. Şimdi peki, Sevgililer Günü'nde ne yapıyor insanlar? Alışverişe el ele gidip alışveriş merkezlerinde beyaz eşya bakıyorlar. Oturup en fazla beraber yemek yiyorlar ya da birbirlerine hediye alıyorlar. Ya benim bildiğim, yani ekstrem daha fazlası varsa bilmiyorum ne yaptıklarını. Şimdi bugün benim yapmak istediğim, ben çok fazla hani bugünlerde bilmediğim için de çok fazla şey yapmak istemiyorum ama bugüne özel bir şey de, bir videoda hazırlamak istedim. Şimdi rehberimden birkaç kişiyi arayacağım ve onlara sevgilileri olsaydı ayrılınca hangi arabesk şarkıyı dinlerlerdi bunu soracağım. En mutlu olduklarında hangi şarkıyı dinlerlerdi bunu soracağım. Bir de ne hediye isterlerdi bunu soracağım. Tabii herkesi, bütün rehberimi, bütün arkadaşlarımı tek tek arayamam ama aramak istediğim birkaç kişi var. Hemen başlayalım sıradan. İlk aramak istediğim kişi tabii ki annem. Annemi hemen arayalım. Umarım ses size güzel gelir. Çalıyor. Efendim? Anne, ne yapıyorsun? Film oyununa bakıyoruz, izlemediğimiz bölümlere. He. Tamam, çok tutmayacağım. Hemen bir şey soracağım sana. Senin yani dinlemekten en keyif aldığın arabesk şarkısını söyler misin? Neydi kız? Geçen Çukur'da çıktı. Dünya dönüyor mu? Neydi? Şey mi? Dünya dönüyor. Sen ne dersen de. O mu? O değil be. O arabesk mi? Tamam, ne neydi? Yapacağım? Hayır, bir söyle sen. Ay ya, ben öyle birden cevap veremem ben. Düşünmem lazım. Tamam, o Çukur'da çalan şarkı diyorsun. Ha, teyzeme soruyorsun. Ben türkücüyüm, türkü dinlerim, türkü. Tamam, sakınmaz. Tamam, türkü söyle o zaman. Neredesin sen? Tamam, peki sana ne hediye alınmasını isterdin Sevgililer Günü'nde? Sevgililer Günü diye bir gün tanımıyorum. Sevgiliysem her gün sevgiliyimdir. Tamam, bir hediye söyle ama. Yok, hiçbir şey istemez. Tamam, peki. Hadi kapatıyorum şimdi. Konuşuruz sonra tekrar. Ne bu? Sonra konuşuruz. Hadi kapattım, hadi ben. Ay, bak bir dolap çevirme. Tamam. Teyze, bu diye soruyor. Tamam, şimdi teyzeme ver telefonu. Teyzeş, ne yapıyorsun? Hiç valla, kendim oyuna bakıyorum. Bak şimdi sana bir şey soracağım. Dinlemekten en keyif aldığın arabesk şarkı ne? Yalan Dünya. Aa, güzel, tamam. Yalan. Peki sana ne hediye alınmasını isterdin? Tamam mı? Evet. Fark etmez, benim için de önemli değil yani. Tamam. Evet, tamam. Hadi kapatıyorum şimdi, arayacağım tekrar. Hadi bay bay. Evet, gördüğünüz gibi. Tamam, şimdi kimin kız olduğumuz ortaya çıktı. Şimdi babamı arayalım. Hadi bakalım. Alo babacım, ne yapıyorsun? İyi baba, çok kurban olsun, yemek yiyorum. Sen ne yapıyorsun?
Ne yapayım ben de? Şimdi sana bir şey soracağım, kapatacağım hemen. Niye? Hayırdır? Yok yok, bir sorayım, kapatacağım hemen. Niye? Ya niye soruyorsun? Niye hemen kapatıyorsun? Dur bir sorayım. Dinlemekten en keyif aldığın şarkı. Ahmet Kaya. Tamam. Sana yani bütün şarkılarını kapsadığını düşünüyorum şu anda. Evet, niye? Tamam. Peki sana ne hediye alınsın isterdin? Sana ne hediye alınsın isterdin? Ne alınmasını isterdim hediye olaraktan? Kızımın sağlıklı ve mutlu olması en büyük hediye. Tamam, teşekkür ediyorum. Hadi şimdi kapatıyorum. Sonra konuşuruz, tamam mı? Kapatıyorum şimdi. İyi, tamam baba. Hadi Tamam, bay bay. görüşürüz. Hadi bay bay. Evet, tabii şimdi annemle babama da kalkıp sevgilinden ayrılınca hangi şarkıyı dinleyip ağlarsın denmiyor. O yüzden şimdi kuzenimi arıyorum, Filiz'i. Hadi bakalım. Filiz 90'ları da çok sever, o yüzden kestiremiyorum hangi dönemden bir şarkı söyleyeceğini. Hadi bakalım. Bu çalmıyor. Aa, alo. Alo. Açtı ama şu anda. Diğer numarasını arayayım. Açtı ama sesini alamadık. Tamam. Diğer numarasını arıyorum. Alo, ne yapıyorsun? Ne yapayım? Kargo bekliyorum. Şimdi sana bir iki soru soracağım, sonra kapatacağım hemen, tamam mı? Birinden ayrıldığında dinlemeyi en sevdiğin arabesk şarkı hangisi? Evet. Hüzünlü bir şarkı da olabilir. İlla arabesk olmasına gerek yok. Ama birinden ayrıldığında en çok dinlediğin arabesk şarkı. Vay, tamam, güzel. Bak, 90'lardan geldi. Tam tahmin ettiğim gibi. Peki sana sevgililer gününde ne hediye alınsın isterdin? Hı. Düşünmem lazım. Çok vaktimiz yok, onu belirteyim. Evet. Ben kalıcı hediyeleri severim bilirsin. Evet. Ya bir ayıcık gibi bir şey. Tamam. Ya da böyle şey. Bu arada çok favorim gümüş. Hmm, Kolye. tamam. Tamamdır. Hadi kapattım şimdi. Ne oldu? İyi bir şey, sonra arar anlatırım. İyi, tamam, hadi Hadi bekliyorum. hadi bay bay. Hadi bakalım. Evet, gördüğünüz gibi Filiz o şeyi sevenlerden. Sevgililer günü olayı sevenlerden kesin. Şimdi hangi numarası acaba? 2020'de konuşmuşuz en son. Yani tabii sonra da konuşmuşum da iki numarası olduğu için hangisiyle en son konuştuğuma bakıyorum. Serpil'i arıyorum. Hadi bakalım. Ayrılmayalım. Tutuyorsun mu? Evet, Serpil'e ulaşamadık. Acaba Serpil'e... Ay, hangi numarasını aradım acaba ya? Diğer miydi ya? İki numarayı nasıl kaydetmişim ki aynı anda? Şunu bir deneyeyim. Tamam, anladık hangisi oldu. Ama ulaşamadık. O zaman Heyfet'i arayalım bakalım. Heyfet şu an çalışıyordur muhtemelen. Ne yapıyorsun? İyiyim, tabii. Ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Sana iki soru sorup kapatacağım hemen. Tamam canım. Birinden ayrıldığında dinlemeyi en sevdiğin arabesk şarkı hangisi? Ha, dünya tersine dönse vazgeçmem. Süper, tamam. Diğer sorumu soruyorum. Sevgililer gününde sana ne hediye alınsın istersin? Bana ne hediye alasını isterim? Evet. Yani en sevdiğim şey nedir?
Nedir? Ama sevgili sana alacak. Sevgililer günü hediyesi. Ya çok klişe olacak ama gül, çiçek. Tamam. Hadi öptüm, kapatıyorum. Görüşürüz. Hadi bay bay. Şimdi kimi arayalım? Cale'yi arayalım bakalım. Ah, bir dakika. Kişiye şu an ulaşılamıyor. Hayda. Cale de kapalı. Şimdi kimi arayalım? Haydi Özge'yi arayalım bakalım. Özge meşgul. Yani inanamıyorum, video çektiğim esnada herkesin meşgul ulaşılmaz olması da efsane. Meryem'i arayalım. Ne yapıyorsun? Maşallah. Sana hemen iki soru sorup kapatacağım canım. Tamam. Dinlemeyi en çok sevdiğin hüzünlü arabesk şarkı hangisi? Hadi söyle hemen. Tamam. Peki diğer sorumu soruyorum. Sana sevgililer gününde ne alırsın isterdin? Ne? Ha, tamam canım. Galiba birine mesaj vermeye çalışıyorsun, anladık, tamam. Sordum. Sordum, sonra anlatırım. Kapatıyorum şimdi. Hadi öpüyorum, dikkat et. Ay, bir dakika diyemezsin. Kapatman lazım şu anda. Hadi öptüm, bay bay. Evet, Meryem evlendi. Şu anda muhtemelen eşine biyokeratinli düzleştirici almasının sinyalini verdi. Bakalım şuradan kimi arayalım. Evet. Serpil arıyor geri. Canım. Canızım, günaydınlar, nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Günaydınlar. Maşallah. Bugün Gülay ne yazdı o? Ben sana yazmadım mı? Hayır, Olursun ya. konuşmadık. Ha valla. Ya bir şey misafir var. Muhammed geldi, bize kaldı da. Ha. Dur mesela bir daha da ulaşırsa gidiyorum. Ha, Ben şimdi tamam. aldım çabuklardan alayım da o yüzden. Ha, Bunu sana sorabilirim, kusura bakma. iki soru sorup kapatacağım sana. Tamam, bir tane sor kuzum. Bir tanesi, dinlemeyi en sevdiğin arabesk şarkı ne? Benim mi? Evet. Arabi. Evet. Şey vardı ya, sanıyorum zamanı, Ha, zamanı. tamam. O. Tamam. İkinci sorumu soruyorum. Sana sevgililer gününe ne hediye alınsın isterdin? Papatya. Papatya. Tamam. Çok öpüyorum seni. Rica ederim, öpüyorum. Allah'a emanet olun. Nasılsın? İyi konuşuyor musun? İyiyim canım. Ararım sonra tekrar. İyi, tamam, bir gün görüşürüz. Hadi konuşuruz hafta içi. Görüşeceğiz. Hadi öptüm Tamam, seni. Hadi canım, bay bay. öptüm, bay bay. Evet, Serpil'le de konuştuk. Neden? Evet, sanırım çoğu kişiyle konuştuk. En çok anladığım sanırım güle çok gül, papatya, yani çiçek isteyen daha fazlaydı anladığım kadarıyla. Hediye deyince insanların aklına hemen bir şey gelmiyor. Gerçekten gelmiyor. Demek ki tamamen artık erkeklerin yaratıcılığına kalmış sevgililer günde ne alınacağı. Tabii ki aynı şekilde aslında şunu da sormam lazımdı. Keşke onu da sorsaydım. Siz ne alırdınız sevgilinize? Bunu sormadım. Ben olsam ne alırdım? Bunun cevabını bilen kişi şu an orada oturuyor. Ama o da ne alacağını bilmiyor. Evet, daha da kimseyi aramayalım. Rahatsız etmeyelim. Ulaşamadık. Ulaşamadıklarımızla da başka bir videoda mutlaka denk getireceğim size. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdiden bugünü seven herkesin sevgililer günü kutlu olsun diyorum. Nice nice senelere diyorum. Ne diyebilirim ki? İnşallah birçok sevgililer gününü birlikte geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.